Dur dur. Geliyor geliyor İsmet geliyor. Haydi kıvırcık kuzum. Korset oyunculuğu. Hay kemiği tut kemiği tut. At at. Tut tut. Gel İsmet. Of ya. Ya niye bitti bu? Ben daha tadına varamadım ki bunun. Yuh. Bu kadar eti sen mi yedin lan? Hı. He vallahi ya. Hem de kaşınla göz arasında. Kahroluyorum, kahroluyorum. Anne, sen neyden sebep böyle yemelere verdin kendini kuzu? Bana bak İsmet. Benim kardeşimi sen mi üzüyorsun? Ha? Çünkü bu normal bir yeme değil. Bu bayağı bir depresyon yemesi yani. Yok yenge, ben ne üzeceğim onu ya? Ben o ne derse yapıyorum zaten. Davşanım. Ya bir doktora neyin mi gitsek? Çünkü bu kadar iştah açılması normal bir şey değil. Kurt mu var acaba sende? Ay istemem. Allah Allah. Doktor efendi ihtiyacım yok benim ya. Vır vır vır. Başımın etini yediniz İsmet. Allah Allah. Ya ben gönül rahatlığıyla burada kaburga gömemeyecek miyim arkadaş? Allah Allah. Annem. Ya biz evlendiğimiz vakit bu kız kuş kadar yerdi ya. Maşallah Arap atı gibi açıldı. Çeyrek kuş yemiş. Ne yapacağız ya böyle? Haklısın İsmet ya. Bak başta bir sana kızmıştım ama şimdi hak veriyorum. Üf, İsmet. Ben sana diyeyim. Bu gidişat hiç iyi değil. Al paranı getirdim. Ha şöyle ya. Seni zorlamasam getirmeyecektin belki de parayı. Bana bak, öyle çat kapı konağa gelip rahatsız etme beni. Anladın mı? Paramı aldım diye geleyim ki. Hah, iyi. Sen ne zaman doktora gidiyorsun? Yarın. Ben de seninle geleceğim. Tahlil sonuçlarını falan alırım, tamam? Tamam, nasıl istersen. Teşekkürler. Ali. İhaleyi almanıza çok sevindim. Günlerdir yüzünden düşen bin parçaydı. Vallahi ben de çok rahatladım ya. Yani alamasaydık çok problem olurdu. Neyse canım. Bunu mu konuşacağız şimdi? Senin doğum gününü konuşalım. Hazır mısın yarına? Ya Ali, aslında ben bu senin doğum gününü kutlamak istemiyorum. Zaten kafanda bir sürü şey var. Bir de benim doğum günümü düşün istemiyorum. Olsun canım. Bin tane işim de olsa doğum gününü kutlayacağız. İyi tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun. Ama bak, pahalı hediye almak yok. Hayat bana zaten verebileceği en güzel hediyeyi verdi. Seni ve kızımı. İyi. Tamam, hediye almak yok da gerisine karışma. Yani doğum günü kutlayacağız ama burada değil. Çok güzel bir yer buldum kutlamak için. Nerede? Ya söylemeyecek misin? Söylemem, sürpriz. Şunu bil. Sen bu hayatta benim başıma gelen en güzel şeysin. Biliyorum. Ama sen bunu hep söyle, tamam mı? Yani duyma hoşuma gidiyor. Bakıyorum da bayağı mütevaziyiz yani. Ya şaka yapıyorum Ali. Asıl sen benim bu hayatta başıma gelen en güzel şeysin. Ben seni tanımadan önce çok öfkeli, hırçın, kavgacı bir kızdım. Sen beni çok iyi bir insan yaptın Ali. Sen de beni çok değiştirdin. Ben senden önce tatsız, tuzsuz bir adamdım. Ama sen hayatıma girdin. Her şey çok güzelleşti. Anlam kazandı. Güzel karım benim. Güzel eşim. Hayat arkadaşım.
Kızımın güzeller güzel annesi. İyi ki doğdun. İyi ki hayatımdasın. İyi ki varsın. İyi ki. Bu doğum günümde dilediğim tek şey seninle ömrümün sonuna kadar birlikte yaşlanmak. El ele, göz göze, diz dize. Ali, bak bana söz ver. Biz hiç ayrılmayacağız, tamam mı? O ne demek öyle ya? Tabii ki ayrılmayacağız. Ne bileyim ya. Böyle bazen içime bir korku kaplıyor. Sanki beni sevmekten vazgeçecekmişsin gibi geliyor. Ya da böyle ayrılacakmışız, bir şey olacakmış gibi geliyor. Biliyorum, saçmalıyorum ama... Ali... Ben seni kaybetmekten çok korkuyorum. Korkma. Söz veriyorum. Hep yanımda olacağım. Seni çok seviyorum Ali. Ben de seni. Ne diyeceğinizi iyicene bellediniz değil mi Gürsel? Bak ikinizin de ağzının bir olması lazım ha. Güreşçileri bu kötülüğü siz yaptınız. Sonradan vicdanınız el vermedi, teslim olmaya karar verdiniz. Bu. Siz merak etmeyin Cemal Bey. Beyim, benim kız da hasta biliyorsun. Onu ameliyat ettireceğiz değil mi? Ya tamam Cevdet'im ya. O iş bende. Sen merak etme ya. Aileleriniz mağdur olmayacak. Biz elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Siz yeter ki ne bir açık vermeyin, tamam mı? Hadi görüşürüz. Şu basenlerine bir dahviye yapayım hele. Bakayım. Dur hele dur. Şuraya da koyayım. Ay vallahi şahane oldu. Dur hele. Dur çek vereyim şu pantolonu. Allah. Bir göt. Allah. Hoppa. Annem. Oldu mu? Oldu kızım. Ay, yine çok heyecanlı. Dur hele dur. Dur. Çek karnını kı. Oy çok zor böyle hayat. Aman da benim kızıma ya. Dur hele bir bakayım. Dur bakayım. Çok güzel oldu vallahi. Anne yalnız bir şey diyeyim mi? Vücut obez ama yüzüm hala manken gibi. Onu ne yapacağız? Bobürlenme o kadar. Mankenliğin kumkenliğin kalmayacak şimdi. Al bakayım. Dep şunları yanağına. Dep, dep, dep. Dep çocuğum, dep, dep. Ben geldim. Bu sahneyi kaçırmazdım. Aa! Dön bakayım. Nasıl? Kız sen böyle çok da nişanlısın değil mi ya? Merak ediyorum ya, ne olacak? Şunu da bağlayayım boynuna. Belli olmasın. Şahane. Güzel oldu mu? Çok. Harika. Kimamı da al bana elini. Hadi ben çocuğum. İsmet, ben çok kötüyüm İsmet. Ay. Hadi kızlar. Hadi. Hadi. Hadi anne. İsmet. İsmet, uyan kocişim. İsmet. Ya ne çabuk sabah oldu ya. Bu işte kadar uyuyacağım. İsmet. İsmet, uyan kocişim ya. İsmet, ne olur uyan. Acil bir durum söz konusu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu ne? Ya ben de onu diyorum İsmet ya. Ne oluyor bana böyle? Ayı gibi oldum ya. Ne ara aldım ben bu kiloları? İsmet çok zor durumdayım. Yardım et bana ya. Al şu ekmeği elimden. Tövbe bismillah bismillah. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Yok ya vallahi. Yok ben uyuyorum hala bu. Ben kabus koruyorum değil mi? Kabus bu. Kabus değil İsmet gerçek. İsmet çok zor durumdayım gerçekten. Nereye baksam yemek görüyorum ya. Seni bile ağzıma layık bir dana gibi görüyorum kocişim.
İsmet ya. Çok mutsuzum. Keşke seni dinleseydim. Vallahi bu kadar kilo almazdım ya. Artık sevmezsin de sen beni. He ya, yani yok kız, ne ilgisi var ya? Ondan değil de. Eski halin daha iyiydi yani tavşanım. Bu nedir ya? Allah'ım, bu nasıl bir kabus? Ne olur, ne olur uyandır beni, kurtulayım şundan. Aa, ulan bu nasıl kabus? Benim bildiğin canım acıyor ya. Pembe, kız doğru söyle bak, şaka mı yapıyorsun kız? Ya İsmet ya, ne şakası? Gerçek işte bu. Boşanmak istersen anlarım. Of ya, ayı gibi oldum ya. Senden boşanmak isterim. Heh. Ama kilo aldığın için değil. Kocasına eşek şakası yaptığın için. Ne kız bu? Bu pamuklar ne? Ne bunlar ha? Bak. Bak bak bak. Bak ağzında da var. Kız fikirlere bak bak. Korktun mu sen salak? Ya korkmak ne demek ya? Ödüm patladı. Böyle şaka mı olur? Ha yapılır valla. Allah. Ha. Manyak. Neymiş efendim? Beyefendi şişman kadın sevmiyormuş. Karısı fit olacakmış. Abinle konuşurken annem duymuş. Ya İsmet aşk olsun ya. Sen beni fiziğim için mi seviyorsun? He? Cevap ver lan kızıma. Cevap ver kardeşime. Nasibe anneciğim, yengeciğim. Sizden mi işin içindesiniz? Evet, tabii ki. Ya bir insan bir insanı gerçekten seviyorsa her haliyle sever. Ne yani? Sen şimdi benim kardeşim kilo alsaydı onu terk mi edecektin? Terk mi edecektin? Yok canım, ne ilgisi, ne alakası var ya? Hiç olur mu öyle şey? Şu an ne desem kötü olacak değil mi? Haksızım zaten. Ya çok özür dilerim tavşanım ya. Vallahi benim... Oy Allah! Oh! Çok teşekkür ederim. Tamam Nadir Bey. Yani ben olmasam da o belgeyi sekreterime bırakabilirsiniz. Tabii tabii. Sağ olun, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizim avukat Nadir mi o? Evet baba. Hayırdır, ne belgesi o? Ya şimdi sen abimin payını benimle İsmet'in arasında paylaştırmıştın ya. Evet. Ben abime hakkını geri vereceğim. Yani ona bu kadar ceza yeter. Heh, oldu olacak, şirkete geri alalım. Yani o karar senin kararın baba. Yani kızgın olduğunu biliyorum. O konuda da seni ikna etmeyeceğim tabii. Bak oğlum, sakın deneme. Kararım kesin. Bundan böyle Cemal'in benim şirketimde yeri yok. Peki baba, sen bilirsin. Yani belki bendeki parasıyla birinin yanında çalışmaktansa kendi işini kurar. Yani biz de bize ihanet ediyor mu etmiyor mu diye düşünmemiş oluruz. Bak oğlum, hata ediyorsun. Avukatı ara, o belgeyi iptal ettir. Abim bu iyiliği hak etmiyor. Baba. Bak benim bu kararım abimle ilgili değil. Ben kimsenin hakkının üstünde oturmam. Adil değil. Peki oğlum, sen bilirsin. İnşallah abin bu kararı verdiğine seni pişman etmez. Efendim. Tamam, bağlayın. Alo. Buyurun komiser hanım. Öyle mi? Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, görüşmek üzere. Ne oldu oğlum? Bizim bu sevkiyatı uyuşturucu karıştıranlar var ya... Evet. Teslim olmuşlar. Suçlarını itiraf etmişler. Şükürler olsun, bu lekeden kurtulduk. Peki kim iş yapanlar? Bizim eski çalışanlardan iki kişi. Şimdi gidiyorum, öğreneceğim. Görüşürüz baba. Haberleşiriz. Ablaların en güzeli ya bu. İyi ki doğdun. Oh. Ya keşke her gün böyle doğum günüm olsa da sen bana böyle tatlı tatlı laf sokmadan dursan. Gel bakayım. Gel bakayım anasının kuzusu. Oy oy anasının bir denesi. Oh. Kara kuzum, kara kuzum. Anne. İşten geleyim, sağa mozuyuk pasta yapacağım. Ay yaşasın ya öyle. Aynı çocukluğundaki gibi anne. He ya, aynı çocukluğunda gibi. İyi tamam, ben o zaman gereken malzemeleri alırım. Tamam anne.
Efendim, cümleten hayırlı günler. Hayırlı günler. Elmas Hanım'ı almaya gelmiştim de. Odada hazırlanıyor kendisi, iner birazdan. Hoş gelmişsin Sevfi. Adeta bir güneş gibi doğdun ortama. Yarın öğle yemeğinde buluşuyor muyuz la? Bağlavacım, artık limon diyetine başlamış bulunmaktayım. Artık öğlen yemekleri yemiyorum. Anam, yapma Seyfi, yapma. Kurban olayım, yapma. Ya bacım, sana ne oluyor ya? Şunun şurasında limon yiyorum ben. Yeme, kurban olayım, yeme Seyfi. Vallahi içim bir tuhaf oluyor ha. Bir tuhaf oluyor, böyle kamaşıyor içim. Ben kendimi tutamıyorum. Feysi, bu limonu çok işe yaradı lan. Vallahi bundan sonra bu bir gülü senin yamacına yaklaşamaz. İnşallah Hasibe teyzeciğim, inşallah. Vallahi bileydim daha önce yapardım ben bunu ha. Ay anne, aşk olsun ya. Sen mi verdin Seyfi'ye bu aklı? Kadın perişan oldu. Yok annem, İlyas vermiş. Ama iyi de etmiş ya. Çocuk kurtuldu hiç değilse. Neyse, haydi bana müsaade. Ben işe gidiyorum. Hadi bakalım Feysi, hayırlı günler. Umarım doğru bir hamle yapmışızdır Cemal. Adamlar bizi satarsa gözüme görünme sakın. Ya Yüksel, sen bir merak etme ya. Ben eşyamı sağlam kazağa bağlarım. Heriflerin işi gücü yok, paralar da yok. Bir sürü boğaza bakıyorlar. Bir de bir tanesinin bebesi de hasta. Senden gelecek paraya mecburlar yani. Sen bir sakin ol ya. Cevdet, Gürsel. Polis isminizi verdiği zaman gerçekten kulaklarıma inanamadım. Bu yaptığınız çok büyük bir kötülük. Nasıl yapabildiniz ya? Nasıl insanlarsınız? Niye? Bizi işten kovdunuz Ali Bey. Çok kızgındık size. İşten kovduk. Niye kovduk? Durup dururken mi? Malımızı çaldınız, hırsızlık yaptınız. Ne yapacaktık? Sizinle çalışmaya devam mı edecektik? He, biz de bir güzel kovulduk size. İntikam alacaktık. Ali Bey, bizim canımız çok yandı. Sizin de yansın istedik. Yandı. Canımız yandı Cevdet. Ama şimdi sıra sizde. Canınız yanacak. Yıllarca hapis yatacaksınız. Çoluğunuza, çocuğunuza, ailenize kim bakacak? Ali Bey, yatacağız. Mecbur. Ama biz suçumuzu itiraf ettik. Teslim olduk. Belki o kadar kalmayız burada. Ben senin kadar iyimser değilim Gürsel. Bu işten kolay kolay yırtılmayacaksınız. Sen hiç orasını düşünme Ali Bey. Bizim de bir bildiğimiz var evvelallah. Öyle mi? Bu şekilde rahat rahat konuşabildiğinize göre... demek ki arkanızda güvendiğiniz birileri var. Yoksa siz birilerinden talimat mı alıyorsunuz? Ali Bey, sen savcı mısın, hakim misin? Biz polislere her şeyi anlattık. Suçumuz neyse cezamızı çekeceğiz. Bizi sorguladığın yeter gayrı. Artık sana diyecek lafımız yok. Elmas, hoş geldin. Aa, Kıymet abla. Hoş bulduk. Ya Gülsüm'e bakıyorum da evde yok herhalde. Yok, gitti o. Ha, hay Allah ya. Çarşıya neyim gitmiştir? Ben şurada bekleyeyim onu. Yok, Temelli gitti İstanbul'a. Kocası aldı götürdü. Ya nasıl gider ya? Adam terk etmemiş miydi bunu? Kavgalı değil miydi bunlar? He, kavgalıydılar ama barıştılar demek ki. Çocukları var. Barışmayıp da ne yapacaklar değil mi? Dur ya dur. Ben anasını arayayım. Anası bilir nerede oldu. Yok, onu da götürdüler. İstanbul'da tedavi ettirecekmiş damat bey kayınvalidesine. Hay Allah ya. Neyse, sağ olasın. Sen de sağ ol. Bak nasıl kayboldu ortadan. Aracınız numara geçici olarak servis dışı olmuştur.
Ali Bey. Buyurun. Ben Cevdet'in karısıyım. Öyle mi? Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun Ali Bey'im. Çok kahroldum. Siz iyi insanlarsınız. Keşke kocam size böyle bir şey yapmasaydı. Keşke. Ben size bir şey söylemek istiyorum Ali Bey'im. Dinliyorum. Bizim çocuğumuz çok hasta. Tedavisi için para lazımdı. Cevdet de uzun zamandır işsiz. Siz de işten kovduktan sonra hiç iş bulamadı. Hmm. Üzüldüm gerçekten ama biz yapmamız gerekeni yaptık. Biliyorum Ali Bey'im. Ben size başka bir şey diyeceğim. Benim vicdanım hiç rahat değil. Gürsel de Cevdet de size bu fenalığı yapmak için para aldılar. Ben Cevdet'e söyledim. Git polislere durumu anlat dedim. Olmaz dedi. Öldürürler beni. Yaşatmazlar dedi. Sen de çeneli kapalı tut dedi. Ama ben dayanamıyorum. Ahlı para ne de olsa. Çocuğum zaten hasta. Ona bir şey olur diye çok korkuyorum. Peki kimden para aldılar? Abiniz Cemal Göreçki'den. Hanımefendi. Siz ne diyorsunuz ya? Hani ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Nasıl böyle bir şey olabilir? Gözlerimle gördüm. Kulaklarımla işittim. Vallahi doğru söylüyorum. Cemal Bey evimize kadar geldi. Çok para kazanacaksınız. Ailenize bakacağız dedi. Göreçkilerin sevkiyatına uyuşturucu atacaksınız dedi. Aman Allah. Sen bize böyle bir şey nasıl yaparsın abi? Ailene nasıl kıyarsın? Teşekkür ederim gelip söylediğiniz için. Sağ olun. Yalnız bunları size söyledim kimse duymasın. Olur mu Ali Bey? Yok merak etmeyin. Hiç kimsenin haberi olmayacak. Hiç kimsenin. Buyurun. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Azıcık dinlenelim mi? Dinlenelim. Şöyle oturak. Allah Allah ya. İnsan böyle torunumu falan doğdu muydu? Pasta neyim keser? Adam et yedir ya. Zengunlükten ayrıldı. Herhalde. Hasbe. Neredesin canına yandım? Kaçıyorsun mu benden sultanım? Kaçma. Geliyorum. Ya. Ne örüyorsun Mintez efendi? Aslan. 200 verdik hemen ne çıkıyorsun? Tövbe tövbe. Yok mümkün değil. Yok. Buna asla izin vermez. Ne mümkün değil? Kim kime izin vermiyor? Mintaz efendi. Hı. Ne diyorsun ya? Yok. Bir şey demeyeyim. Çay dokuyayım mı? İçer misin? Az daha kebap ve yavurda salata alabilir miyiz? Hemen afiyet olsun. Ben bir iki kebap daha atayım. Ben de salata yapayım bari. Yardım edeyim mi? Yok. Ben hallediyorum. Hmm.
be. Efendim? Hasbihanım. Efendim dedim ya, Mintaz efendi. Hasbihanım. Ne var lan? Ne? Hasbihanım. Hı. Ne var? Ne oldu? Böyle bir iddialı verdin galiba. Ne? Öyle oldu. Yani ben öyle bir şey düşünüyordum da ondan herhalde öyle dalmışım. Hasbi Hanım iyi misin? İyiyim. İyiyim ben ya. Yok bir şeyim yani, iyiyim ben. Ben salatayı götüreyim. Ayıp olmasın insanlara, beklemesinler o kadar ha. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor? Allah kahretsin! Lan insan ailesini bunu yapar mı ya? Ahlaksız adam! Yüksel kızmadı mı sana ihaleyi kaybettin diye? Ne kızması la? Avrat bana korkutuk aşık diyorum, hala ne konuşuyorsun la? Tövbe yarabbim ya. Az sessiz ol, biri duyacak ya. İsmet! Pembişim çağırıyor, ben gideyim. Ya Hasan. Aha, Halim arıyor. Efendim Halim? Alo. Neredesin abi? Evdeyim. Bir tarlaya gideceğim ama ya, nakliyeye bakmaya. Ne oldu lan? Ya sana bir şey danışacaktım da, önemli. Tamam, konuşalım. Bir terslik mi var lan? Yok yok, bir terslik yok. Bir yer alacağım da sana soracaktım, fikrini alacaktım. Tamam Halim, tamam. Neredesin sen şimdi? Bu Akköy'e yakınım. Ormanın girişinde buluşalım. İyi tamam, hadi geliyorum oraya. Şş Halim. Oradan da Fevzi'nin mekanına uğrar mıyız lan? Olur. İyi tamam, hadi çıkıyorum ben de evden şimdi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sen bittin Cemal Güneşki. Bu sefer mahvedeceğim seni. Hoş geldin Asila. Hoş bulduk Cemal'ım. Annem. Cemal'ın mı? Anne iyi misin? He iyiyim. Yok bir şeyim anne. Ah. Ay anne. Ya bak şimdi seni görünce aklıma geldi. Ben mozaik pasta için malzeme almayı unuttum. Ah annem ya. Dert ettiğin şeye bak. Alırız kuzum. Sıkma canını. Ana. Ana. Geldin mi? He geldim. Aa ben senin bu entarini ütülerken yaktım. Yenge. Ya o annemin en sevdiği elbisesiydi. Aman be kuzum. Hiçbir şeycik olmaz. Mala zarar gelsin ne olmuş. Senin canın içinde olsun kuzum. Aa. Allah Allah. Ya Hasibe. Senin bu gözlerindeki ışık. Benim gözlerimdeki ışığın aynısı. Işık mı? Ne ışığı? Kız sana aşık olmuşsun ya. Yok artık Cemal. Ya senin işin gücün yok mu? Gitsene sen işine hadi git. Vallahi billahi abi iş bak bak. Allah'ını seversen inkar da etmiyor görüyor musun? Kız karnında böyle güveler uçuyor mu? İyi ne güvesi lan? Nasıl konuşmalar onlar Allah Allah. Ha bak kapa çeneni. Vallahi de ben o delerim ha. Bak inkar ediyorum ama yemin olsun sende var bir şey. Lan! Kırkayak! Ne biçim konuşmalar onlar manyak manyak ya iftira atıp durma yürü git. Asabiyetlerimi sikulerini bas git. Yürü git.
Anne bugün restoranda bir şey mi oldu? Yo. Ne olacaktı? Bak ya. Hay ne olabilir yani? Aa! Allah Allah ya! Allah Allah! Hepsi delirmiş bunların ya. Saçmalık. Yenge. Hı. Bak ben sana diyeyim. Bu annemde kesin bir haller var. Hakiyet var. Hülyalı bakışlar var. Ne? Dalıp gitmeleri var. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس